Ne dersiniz? Başlayalım mı yavaş yavaş aslında Mehmet Bey'i alıp? Çok da ara yapmadan. Ne dersiniz? Nitekim Mehmet Bey de geldi. Peki. Arayı Mehmet Bey'le beraber yaparız. Beraber bir 5 dakika dinleriz. Mehmetçim hoş geldin. Sana Mehmet Bey diyemeyeceğim. Mehmet diyeceğim yani. Bunca senedir Merhabalar görüşmedik. Hakan Hocam. Ben de Hakan Hocam diyeceğim size. Mutlu olurum. Nasılsın? İyi misin? Çok güzel görünüyorsun. Ya çok teşekkür ederim. Yani bugün özel bir gün. Bugün ne kadar iyi olabilirsek biz de o kadar iyiyiz. Evet. Çok özel bir günde bu yayını gerçekleştiriyoruz maalesef ki. 6 Şubat 2023. Ülkemizin en büyük deprem felaketini yaşadığı bir gün oldu. Ve tarihte yerini aldı. Bugün de tam bir yılını doldurdu. Tam 1. yıl. Kolay kolay da izleri silinecek bir felaket olmadı açıkçası bu deprem felaketi. Ne yazık ki öyle. Mehmetçim, hemen istersen konuya girelim. Senden özellikle tabii ekolojistik global büyüme direktörüsün. Ünvan da harika bir ünvan. Başka var mı bilmiyorum bu ünvandan ama global büyüme aslında lojistiğin vazgeçilmezi değil mi? Yani büyümek zorunda lojistik şirketleri bir yerde bir anlamda. Bunu sağlamak zorunda ve bu konuda özellikle tabii bunu yaparken de enerjiyi doğru kullanmak önemli. Senden özellikle bu yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili lojistik operasyonlarında bunları nasıl efektif hale getiriyoruz, kullanıyoruz konusunda bilgi almak istiyoruz. Sözü ben sana bırakayım. Hiç Çok teşekkür bölmemeye ederim. çalışacağım. Dinliyorum seni. Çok teşekkür ederim. Özellikle de bu nazik davetiniz için de ve bu organizasyon için de çok teşekkür ederim. Sizin de dediğiniz gibi 21 yıldır lojistik sektöründeyim. Özellikle otomotiv sektörü ağırlıklı global büyüme direktörü olarak çalışıyorum ekolojistikte. Tabii bir yanda sürdürülebilirlik, bir yanda da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gün geçtikçe çok ciddi anlamda önem arz ediyor. Hani sürdürülebilirlik nedir dediğimizde çok basit bir tanımı var. Gelecek nesillere dünyamızı daha iyi durumda bırakabilmek için izlenecek yollar, planlamalar ve stratejilerdir diye bir basit açıklaması var aslında sürdürülebilirliğin. Bu çok eski bir deyişle de çok güzel örtüşüyor. Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onları çocuklarımızdan ödünç aldık. Bunda da sürdürülebilirliğin bu tanımını çok güzel örtüştüğünü düşünüyorum. Sürdürülebilirliğin bir çevresel boyutu var, sosyal boyutu var, ekonomik boyutu var. Ben buna bir de aslında teknoloji boyutunu ekliyorum. Gün geçtikçe de artan bir şekilde teknoloji hayatımızın içinde ve olmazsa olmazı. Yazılımların, donanımların devamlılığı da teknolojik sürdürülebilirlik olarak hayatımızda önemli bir yer alıyor. Aslında en başta şunu söylemekte fayda var. Otomotiv sektörüyle de ilgileniyorum dedim. Maalesef ki lojistik sektörü ve otomotiv sektörü havayı en çok kirleten sektörlerin başında geliyor. Bu açıdan da lojistik sektörü olarak bize de özellikle çevresel boyutunu düşündüğümüzde bu sürdürülebilirliğin çok önemli görevler düşüyor. Bizim burada yapacağımız iyileştirmeler, atacağımız pozitif adımlar, başta otomotiv sektörü olmak üzere diğer tüm sektörlere de çok ciddi faydası olacak ve pozitif etkisi olacak. Sürdürülebilirliğin çevresel açıdan en temel konularından biri de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Bu konu gün geçtikçe de önemini de arttırıyor. Aslında bu hani çevresel ve sosyal bir boyutu var. Biraz da son dönemde özellikle sanayicilerimizi ilgilendiren boyutu açısından baktığımızda sosyal sorumluluktan öte gün geçtikçe bir zorunluluk haline gelmeye başladı. Çünkü hepimizin malumu bildiğimiz Avrupa'da çok uzun zamandır gündemde olan Avrupa'ya yapılacak ihracatlara da ilgili bir sınırda karbon denetimi konusu var. Yeşil mutabakat konusu var. Çok uzun zamandır gündemde. Herkes de bunu biliyor. Öncelikle bir takım çalışmalar yapan firmalar oldu. Bununla ilgili iyileştirmelerini yapan firmalar oldu. Ve bu yıl itibariyle de bir deneme çalışması da başlatıldı. 2 yıl boyunca sürecek. Sonrasında da artık bir zorunluluk haline gelecek. Bu ne demek? Eğer siz karbon ayak izinizi mümkün olunca azaltmaz, hatta sıfır seviyesine getirmezseniz
ihracatlarınızda ilave vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Bu da ihracatçılarımızın ve üreticilerimizin Avrupa'ya mal satışlarında rekabetçiliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecek çok önemli bir konu. Dolayısıyla yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve ham madde tedariğinden üretime, lojistiğe kadar işin her aşamasında yapılacak iyileştirmelerle karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalar sanayicilerimizin, üreticilerimizin önümüzdeki dönemde en önemli konularından biri haline gelecek. Ki yavaş yavaş aslında algılanmaya başlandı, değil mi? Ama lojistik sektörü bu konuda benim görebildiğim kadarıyla Mehmet, objektif söylüyorum bunu. Biliyorsun çok yakından takip ettiğim bir konu benim en başından beri. Lojistik sektörü bu konuda çok daha erken başladı. Yani tabii neden? Çünkü zaten araçlar uzun bir süreden beri bir anlamda Avrupa'ya girerken bu konulara muhatap olmaya başladı. Yani karbon salınımı konusunda muhatap olmaya başladı ve ister istemez evet, daha erken farkına vardı. Değil mi? Yani bilmiyorum, katılır mısın? Tabii ki, yani taşıdığımız her ürünle birlikte karbon ayak izi raporunu da götürmeye başladık. Şu anda bir zorunluluk yok. Deneme çalışmaları sürdürülüyor. Ama 2 yıl içinde yavaş yavaş bu zorunluluk haline gelecek ve karbon ayak izinizin oranına göre sizden bir vergi tahsil edilmeye başlanacak. Tabii lojistik sektörü olarak da bizim üzerimizde çok ciddi sorumluluklar düşüyor burada. Lojistik açısından işin detayına baktığımızda işi belki 2 başlıkta toparlayabiliriz. 1, bekleyen ürünlerin lojistik yönetimi. 1 de hareket etmesi gereken ürünlerin lojistik yönetimi. Buralarda yenilenebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanabiliriz? Bunlarla ilgili bir takım çalışmalarımız ve yoğunlaşmalarımız var. Bekleyen ürünlerle ilgili dediğimiz aslında depolarımız, tesislerimiz. Burada en basit anlamda güneş enerji panellerini, santrallerini kullanmak, ciddi anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak açısından lojistik sektöründe en kolay devreye alınabilecek uygulamalardan biri olarak yer alıyor. Mesela burada Ekol'den bir takım örnekler verebilirim. Ekol'ün Gebze'deki Lotus tesisi 5.6 megawattlık bir güneş enerji santrali sistemiyle kaplı bütün çatısı ve tesisin %70 enerjisi bu güneş enerji santrallerinden geliyor. Kısaca GES diyelim buna. GES'lerden geliyor. İki proje daha var. Projelendirme çalışması sürdürülen. Yalova Roro terminali var. Buraya kullanılacak GES santraliyle tesisin %35'i. Ankara'daki Lavanta tesisine kurulması planlanan ve projelendiren GES santraliyle de tesisin neredeyse %100 elektrik enerjisi tüketimi GES'lerden sağlanabilecek. Sevindirici bir durum. Bunu uygulamaya başlayan başka lojistik firmaları da olduğunu görüyorum. Sosyal medyadan da takip ediyorum. Bu güzel bir şey. Bu işin depolama ve tesis kısmı. Bu arada tabii bir takım başlıklar arttım. Genel olarak lojistik sektörü olarak karbon ayak izini azaltabilmek için neler yapılabilir? Onları da hızlıca bir okumak istiyorum. Mesela düşük karbonlu teknolojiler ve ekipmanlara yatırım yapılabilir. Çevreci filolara ve bununla ilgili çevreci limanlara yatırımlar yapılabilir. Yüksek teknolojiyle optimizasyon sağlayan otomasyon çözümleri kullanılabilir. Araç filolarında Euro 6 motorlu araçlarla yakıt tüketimi %5, nitroksit salımı %67 düşürülebilir. Kara taşımacılığı tarafında elektrikli ve biyodizel yakıtlı araçlar kullanılabilir. İlerleyen dönemde elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar kullanılması için proje çalışmaları yapılabilir. Ülke içi taşımalarda, kısa mesafelerde, özellikle kargo taşımacılığında, mikro dağıtımlarda elektrikli araç kullanımları çok güzel bir alternatif. Bunu başlatan bir takım kargo firmaları da oldu, görüyoruz. Bunlar olumlu adımlar. Proje bazında LNG ve CNG yakıtlı araçlar kullanılabilir. Özellikle uluslararası kara taşımacılığında Avrupa'ya yapılan taşımalarda intermodal taşımacılık modları kullanılabilir. Bunlar lojistik sektöründe yenilenebilir enerji kaynakları,
ve iyileştirmelerle ilgili temel başlıklar olarak değerlendirilebilir. Bir tarafta da tabii önemli konulardan biri son günlerde gittikçe artan bir şekilde elektrikli araçların kullanımı çokça gündemde. Hem özel araçların kullanımı hem de ticari araçların kullanımı açısından. Tabii burada elektrikli araç deyince akla hemen Tesla geliyor. Tesla'nın lojistik sektörü içinde ürettiği bir tır var. 2017 yılında ilk bunun tanıtımını yaptı. Ve Amerika'da da Tesla'nın ürettiği bu tırları Pepsi kullanmaya başladı. Bu sene içinde 100 tane falan sipariş etmiş. Tesla'nın 2024 için planı 20 bin elektrikli trailer üretmek ve satışını yapmak. Bunlar olumlu gelişmeler. Tabii bizler de takip ediyoruz. Bakalım hani lojistik sektöründe, taşımacılıkta biz bunları ne zaman devreye alabileceğiz? Bu ciddi bir gelişme olacak. Burada tabii elektrikli araçlarla da ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi herkes elektrikli araçları düşünüyor. Ya alsam mı, almasam mı? Mesela desem ki elektrikli araç kullanımı ile ilgili niye tercih edersiniz elektrikli aracı? En büyük motivasyon nedir burada? İşte maliyet. Bakım onarım avantajı, maliyet. İşte motorun performansı daha iyi fosil yakıtlı araçlara göre. Ama çevre, tabii birçok insan için de çevreci olması. Şimdi tabii burada ne devreye giriyor? Şarj istasyonları devreye giriyor. Şarj istasyonlarından temin ettiğimiz elektriğin de yenilebilir enerji kaynaklarından geliyor olması gerekiyor ki bizim çevreci yaklaşımımızla örtüşüyor olsun. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 100 binin üzerinde elektrikli araç kullanımı mevcut yollarda. Bunlar için de ortak şarj istasyonları sayısı 6 bini geçmiş durumda. Bunların sadece %35'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Kötü bir oran değil, çok iyi bir oran da değil. Hedef tabii bunun %100'ünün yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor olması. Geçenlerde katıldığım bir konferansta Bilişim Vadisi'nde Mobility ve İnovasyon etkinliğiydi. Burada da benden önceki konuşmacı cep telefonlarındaki bir uygulamadan bahsetti. Bu uygulama üzerinden elektrikli araçlarla için şarj istasyonlarının yerini görebiliyorsunuz. Size ne kadar mesafede olduğunu görebiliyorsunuz ve randevu alabiliyorsunuz. Oradan ödemelerini yapabiliyorsunuz. Mesela ben sonraki konuşmamda dedim ki buraya aslında o uygulamaya şey de konulabilir. Hangi istasyonun elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor? Böylece hakikaten bu konuda sosyal sorumluluk sahibi olan ve hassasiyet gösteren insanlar evet ben bu istasyondan elektrik enerjisini alıp aracımı şarj etmek istiyorum diye seçimde bulunabilirler. Tabii son dönemde lojistikte artan trendlerden biri de e-ticaret. E-ticaretle ilgili de çok ciddi gelişmeler var. Türk milleti olarak çok çok e-ticaretten sipariş verdiğimiz ürünü bir saatte, iki saatte, aynı gün hatta gelmesini istiyoruz. Burada demin bahsettiğim kargo firmalarının kullanacağı araçların özellikle mikro dağıtımda elektrikli araçlar olması burada ciddi avantajlar sağlayacaktır sürdürülebilirlik açısından. Aynı zamanda sipariş verenlerin de biraz daha sabırlı olmasıyla, benden önceki konuşmacılar da bunları bahsettiler. Bir takım ortak noktalara ürünlerin bırakılması veya bir gün, iki gün sonra ürünün geliyor olması optimizasyonla daha az enerji tüketerekten ürünlerin bize ulaşmasını sağlayacaktır. Valla özetle birçok şey söyledim herhalde. Biraz da ben zamanı iyi kullanmaya çalıştım. Yok, ben de özellikle kesmek istemedim çünkü çok güzel akıcı bir şekilde anlattın, zamanı da iyi kullandın. Aslında şu ana kadarki konuşmalarımızın hepsinde lojistikte verimliliği konuştuk. Bugünün zaten özellikle teması buydu. O yüzden de sen de hani uygulamanın çok içinden ve aynı zamanda da işin bu boyutundan gelen bir kişi olarak da bunu çok net ifade ettin aslında.
Özellikle yenilenebilir enerjiye dikkat çekmek önemliydi. Bu konuda enerjiyi doğru kullanmak, enerjiyi iyi kullanmak önemli. Yarın ben Ekotürk'teki programıma mesela tamamen bu alanda birini davet ettim. Tunçmatik firmasının patronu Mehmet Bey katılacak. Çünkü yenilenebilir enerji tarafında özellikle bu elektrikli araçlarla beraber korkunç bir bu konuda şarj ünitelerinde de artış var. O da ayrı bir piyasa oluştu. Evet, neler değişiyor bu konuda? Dünyada nerelerdeyiz Türkiye'de? Rekabetçi olma anlamında onları konuşuyor olacağız. Ama lojistik sektörünü çok tabii bu anlamda daha dinamik görüyoruz. Teşekkür ediyorum katılımın için, katkın için. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Bir başka programda görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşmek üzere.